başlıyor abi. Bugün aynı anda 3 İstanbul çekimimiz var. Hep birlikte güzel bir çekim gerçekleştiriyor olacağız inşallah. Eda şu an ufaktan hazırlığa başlıyor. Seçim de Furkan çekimde. Mevsime göre değişiyor aslında. Kış aylarında daha 4 gibi falan başlıyoruz. Ama böyle yaz ayında 5-5.5 oluyor başlamamız. Hem sahildeki ışığı daha gün batımı kıvamında yakalamak hem de bu alanlara da çok fazla güneş düşmemesini sağlamak. Sonu İstanbul çekimi yapmıyoruz. Biraz da hani böyle enerji, işte daha hızlı, işte sürekli yürüdüğümüz ya da işte farklı farklı pozlar aldığımız bir çekim olduğu için hafta sonu yoruluyor çiftler. O yüzden genelde daha sağlıklı bir hizmet sunabilmek için sadece hafta içi çekim yapıyoruz. Kadıköy'de buluşmuş oluyoruz çiftimizi. Sonra bir sokağa olan önünde tarihi binalarında çekimlerimizi yapıyoruz. Oradan sonra da aşağı inip tramvaya kadar yürümüş oluyoruz. Tramvaydan bir direkt Sirkeci'ye geçiyoruz. PTT önünde hep çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gün batımını yapıyoruz ve çiftlerimizle beraberleşiyoruz. Sol elini hatta şöyle arkada durdum. Sadece tüm olarak alacağım, yüzler gözüküyor. Bugün ana videonun dışında bir adet stop motion ve bir adet analog çekimi var. İlk önce fotoğrafla başlayıp sonradan videoya geçeceğiz. Ardından da Salt Galata'nın dışını çok beğendiğimiz için bir tane de analog alıp buradan diğer mekanlara geçeceğiz. Ben sayacağım 3'ten geriye. Gözleri açık tutmaya çalışalım. Her karede bir tane şansımız var. Evet, 3, 2, 1. Bu makinenin yeri buram. Ya şu makineme laf edip durmayın ya. Ağacın var mı ya? Çekme. Selim, oradan bana bakabilir misin? Tamam, geçen bu sokakta tam Vespa vardı. Evet, şu an şansımıza Vespa. Ama sokağın ışığı yine çok iyi. Burada bir yürüme sahnesi alacağım. Bu yolda yürüyeceğim. Geçtiğimiz hafta da aynı anda 3 İstanbul çekimimiz vardı ve bu hafta da 3 ekibimiz İstanbul çekiminde ve İstanbul sokaklarında. Gerçekten inanılmaz bir rağbet ve talep var ve her günümüz İstanbul çekimleriyle dolu. Artık çiftlerimiz Zarif Film İstanbul çekimleriyle şunu da gördü ve anladı ki kapalı bir mekanda çekim bambaşka bir şey, İstanbul çekimi bambaşka bir şey. Hem örneğin Adile Sultan Kars'ta çekim yapıp aynı zamanda İstanbul çekimi yapmak isteyen çiftlerimiz de oluyor. Bu yönde de her günümüz gerçekten çekimlerle dolu. Bu videoları neden çekiyoruz? İstanbul çekiminin temposunu hem çiftlerimize hissettirmek, bu anı bizle beraber yaşamalarını sağlamak hem de onun öncesinde hazırlıklı olmalarını da sağlamak istiyoruz. Bu nedenle YouTube'da yani bu vlogları çekiyor olacağız. Sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı, neden bilmem. Hangi kanal? Farklı olmalı. Çünkü İstanbul çekimi daha rahat yürüdüğümüz, tramvaya bindiğimiz bir çekim olduğu için kabarık gelinlikleri çok önermiyoruz. Hem poz açısından rahat pozlama olmuyor, yani çiftler rahat edemiyor. Bizim için doğal istediğimiz kareleri yakalayamıyoruz. O yüzden bize kalırsa düz, daha sade elbiselerle İstanbul çekimi şöyle, normal çekimlerde fotoğraf vakiti 1-1.5 saatte bitmiş oluyor. İstanbul çekimlerinde de 3-4 saat sürebiliyor. Bu tamamen ışığa bağlı açıkçası. Eğer bulutluysa 3 saatte de bitebiliyor ama güneşliyse gün batımını beklediğimiz için 4 saatte de bulabiliyor. Bir de yürüdüğümüz çok fazla mekan değiştirdiğimiz için dinlenebiliyoruz, bir şeyler içebiliyoruz. O sıra güneşin birazcık daha yumuşamasını bekliyor olabiliyoruz. Ama normal çekimlerde videolu pakette 1.5 saat
İstanbul çekiminde 3-4 saat, fotoğraf vakitinde 1-1,5 saatken İstanbul çekiminde de 2-3 saat arası bitebiliyor. Bunu alacağım. Para öncelikle bunu alacağım. Daha çok çekim. Hangi kanal? Hangi kanal? Mikrofona konuş. Konuşuyorum. Ya ne yapsana bakar mısınız ya? Allah aşkına. Yere koydum hatta kal. Ya sen de kal mı gelsin? Ay çok tatlı, hiç bozmayı. Nice. Şey hangi bunlar, kanal acaba? Ya yeter ya. Ama onun dışında bir de eğlenceliydi. Çok fazla verimli dakikan oluyor çünkü. Hani yorulma sebebin aslında tamamen o verimli anları yakalamak için geçiyor. Mesela işte şu an ışık çok güzel geliyor. Az önce burada hem fotoğrafı hem videomuzu aldık. Aşağıya doğru geçeceğiz birazdan. Şu an ışık tam altın saati denilen ışık. O yüzden kaçırmak istemiyoruz. Ben de şimdi oraya doğru devam edeceğim. Sence? Baştan sona çok pozitifti. Ve yani, çok eğlenceli. Çok bayağı eğlenceli. Bence çekim düğün öncesi olmalı. O yorgunluğu atmadan, daha hiçbir şeyin stresini takmadan böyle daha keyifli oluyor.